Kadir, polislerle arar. Mehmet Kara telefon hattında. Benim oğlum. Mehmet. Mehmet. Dinliyorum. Hoş geldin canlı yayına. Kız kardeşin senin yanında. Evet, doğrudur. Seni duyamıyorum. Sesin çok dipten geliyor. Daha... Doğrudur, evet, benim yanımda. Heh, bir de senden dinleyebilir miyim? Annenle ilgili tüm iddiaları, her şeyi duydun. Kısmen duydum. Daha söylenmeyen ya da söyleyemediği, kendinin de çıkartamadığı bazı şeyler var. Ben aslında şöyle düşündüm. Bayağıdır izliyorum. Sizin cephenizde toparladığınız soruları duymak istiyorum ben aslında. Neyi? Avukat hanımın ya da sizlerin bana soracağı soruları ben merak ediyorum. Peki, kız kardeşin Yeşim Mert evlendiriliyor. Annen canlı yayında dedi ki, hatta dedi Mehmet abi dedi, biliyor musun? Ben oğlum ona, izin verdi. İzin verdiğini iddia oğlum etti. Oğlum izin verdi, yani damat söylesin. Damat da evlendirdiği kişi de dedi ki, Selver Hanım dedi ki, oğullarımın böyle bir şeyden haberi olmasın dedi. Şimdi o olay şöyle... daha öncesinde birçok annemin bu şekilde vukuatı var. Aramı ne gibi vukuatları var? Bunları açıkla lütfen. Açıkla oğlum. Düzgün düzgün tek tek konuş kurban annen. Yeşimden iki tane de bebek dünyaya gelmiş. Onları da söyle. Konuyu saptırma Selver Hanım. Şimdi. Buyurun Mehmet. Bakın. Öyle bir kadın ki konuyu nereden nerelere götürecek? O kadar çok saçmalıyor ki. Bizi dünyaya rezil etmeye niyeti var galiba. Artık o derece o denli geldi. Şimdi... Benim kardeşimin kesinlikle evlendiğinden haberim yok. Daha önce oğlum var kuzum, yalan söyleme. Selver Hanım, sen konuştun şimdi oğlum konuşsun. Bakın, ben şu an canlı yayındayım. Sesim de kaydediliyor. Avukat evet. Hanım orada not da alıyor. Evet. Bütün her şey ortada. Söylediğimin bir tanesi yalan ya da yanlış çıkarsa her türlü hüküme razıyım. Peki, dinliyoruz seni. Kanunu var, nizamı var. Ben kanunlar... Kardeşin, her şeyi sizin yapıyorum. Haberiniz olmadan anneniz tarafından evlendiriliyor. Şöyle, ilk başta bir tane Fatih diye çocukla evet. Böyle işleri varmış. Oğlum böyle böyle dedi bana. Bir işleri var dedi. Ben de her annenin illaki kızını evlendirmek ister, bazı şeyleri yaşatmak ister ona. Ben de tamam dedim, avuşuna geldim. Ailesinin yanına vardım, ailesine... Onlar da bağlanabilir, soruşturulabilir, araştırılabilir. Fatih Aslan'ın ailesi. Evet, Fatih Aslan'ın ailesiyle kardeşimin özürlü olduğunu, kendilerinin çocuklarının özürlü olduğunu, evet. Bunların kesinlikle evlenemeyeceğini, evlense de kanunen geçersiz olduğunu, mutlak kutlan olduğunu, evet. Bayağı bir kanunen söyledim. Hı hı. Her şeyi. Onu vazgeçti, hiç yani evlenme ya da nişan herhangi bir şey olmadı, konu bitti, kapandı, gitti. Ondan sonra kardeşimin yine aynı şekilde... bir kaçırılma olayı oldu. Kim? Bununla da alakalı geç saatlere kadar, sabahlara kadar arayıp buldum. Onunla alakalı zaten kendisi o paragrafını doğru söylüyor cezaevinde. Onu devlet kanunlarına yargıladı. Aldılar. Doğru söylerim kuzum. Peki, doğruları tamam. Söyle. Evet. Ondan sonra en son kişiye gelince de ben şimdi anneme şu cümleyi kullandım. Kocası da bizzat şahit Mahmut Türkmen. Evet. Benim kardeşlerimin hepsi de şahit. Mahmut Türkmen'e dedim ki bak abi. Benim yanımda kalsın dedim. Ben almaya çalıştım devletten. Bekarım diye hiçbir tanesi de vermedi bana. Hı hı. Kendisinin yanında devamlı kaldığında mukaatlar oluşuyor diye devlet ablamın yanına verdi uygun gördüğü vasi olarak. Ablası da belki uygun olmaz diye vasisini ablamın ikamet ettiği yerdeki muhtara verdiler. O Sivas'taki muhtara. Evet. Sivas'taki muhtara verdiler. Sivas'taki muhtarın vasiliği ablamın yanında kardeşim. O esnada kardeşimin yani ablamın tayinine avşine benim niyetim şuydu. Ablam, yeşim, annem üçü beraber birlikte olsunlar avşinde. Birleşsinler. Paraları da var etsin. İşi gücü de var. Mutlu olur yaşar giderler diye ablamın tayinini de avşine çıkardım. Evet. O arada ablam tayin döneminde avşine gelmeden... annem o arada ne yapıyor, ne diyor bilemiyoruz ama biz karşı çıkıyoruz ya evliliğine Yeşim'in. Çünkü evet. Şöyle karşı çıkıyoruz. Neden? Benim kardeşim affedersin saçını biraz önce bir seyirci miydi bilmiyorum. Orada ben çok kız duydum o kendi cümleyi. Saçını tarayamaz dedi. Saçını tarayamazsan aciz. Havasında kuaförlere götürüyorum ben. Zaten kız kardeşinin diye. Raporları var mental bozukluğu oğlum, olduğuna dair. Oğlum sonra dedin bana sonra. Peki evet. Bakın ondan sonra... Anneniz bunu kabul etmiyor ama diyor ki kız kardeşiniz Yeşim gayet sağlıklıdır diyor. Kardeşim mi?
Evet. Şimdi ben onu şöyle söyleyeyim. Ben hani şu an benim yanımda yaşıyor. İnanın bana yani nasıl söyleyeyim ya, sadece bir oyun. Mehmet Bey, ben yani elinizde ceza yargılama dosyasıyla ilgili olarak üniversite hastanesinin adli tıp kurumunun verdiği raporlar var. Ben buradan anlayabiliyorum ama benim içimi acıtan bir annenin bunu kabul etmemesi ve bu kızı ısrarla evlendirmeye çalışması. Hatta o raporlarda şöyle diyor, doktor olmaya bile gerek yok bu kızın rahatsız olduğunu anlamak için diyor. Ama anneniz buraya çıktı, benim kızım cin gibidir, evlenmesinde de bir engel yoktur diyor. Sade dilinde pedlekliği var. Bir saniye bak. Evet Mehmet. Raporlar yalan mı söylüyor? Her işimi tutar. Tayyemem'den beri zaten bunun orada siz her işinizi tutturmak için kızı yanınıza istiyorsunuz. Keşke evdeki, şöyle söyleyeyim, keşke evde tutup da yani evi çekip çeviren o özelliklere sahip bir kız olsaydı, senin dizinin dibinde olsaydı. Selver Hanım'la alakalı iki kere zaten sizinle ilgili suç duyurusunda bulunmuş. Yani evlilik vaadiyle kızınızı kullanarak insanları dolandırdığınıza dair. Ve bu sayının 6 olduğu, belki de daha fazla olduğu da iddia ediliyor. Ben onu da oğluma soracağım. Gelen ihbarlarda siz kızınızı başka insanlara Afşin'de ve o civarda... Mehmet, ben oğlumu kızımı 6 kere mi yedim oğlum? Allah rızası için söyle. Doğru söyle kuzum. Bacın iki kere doğum mu yaptı? Şimdi doğum olayını karıştırma. Onu da soracağım Mehmet'e. Mehmet. Dinliyorum. Sen kız kardeşin kadın sığınma evinde, hani bu evlilikle ilgili gidip şikayetçi olduktan sonra, kadın sığınma evinden sonra kız kardeşin seninle beraber. Evet, o şöyle oldu. Bir gün sabah kalktığımda WhatsApp'ta kardeşimin fotoğrafını gördüm. Resmi nikahını kıymışlar, aile cüzdanının resmini. Gel de tatlı yiyelim diye. Bunlar araştırılabilir. Ben ekran fotoğrafını almıştım. Bilgisayara aktardım. Büyük ihtimal bulup kanıtlayabilirim. Evet. Gel de kardeşliğin tatlısını ye diye. Yani beynimden vurulmuşa döndüm. Ablamı aradım. Abla böyle böyle, bu durum nedir falan. Oğlum yalan söyleme kuzum. Sana demedim mi baştan yavrum ya? Geldim, sen de bana demedin mi anne? Münasip görüyorsam. Yemek yapamıyor, çay pişiremiyor dedin. Onları gelip niye veriyorsun demedin mi? Münasip görmüş olsaydı gidip şikayetçi olur muydu? Bu şikayetçi olmadık ki. Niye nikahına gelmedi? Haberiniz yoktu böyle bir nikahtan, var mıydı? Bakın bir saniye, bir konuşmazsa eğer, lafımı bölmezse ben kendisiyle muhatap olmuyorum. Tamam. Ben sizin sorduğunuz sorulara cevap vereceğim. Böyle bir nikahtan haberin var mıydı? Annen ısrarla diyor ki, kuzum haberin var diye diyor. Var, haberi var. Hanımefendi, ben 6 kardeşim. Bir tanesi o, 5 kardeşim. 4 tane delikanlı, 2 tane memur abisi var arkasında. Biz neden haberimiz olduğunda oraya gitmeyelim, güzel bir şekilde bunu ağırlamayalım, düğününü vesairesi planını yapmayalım? Biz istemez miyiz kardeşlerimizin mutlu olmasını, evlenmesini, huzurlu olmasını? Biz isteriz. Tabii ki de her annenin istediği gibi o da istiyor ama beyninde öyle şeyler var ki. Neyi düşünüyor, ne yapıyor, amacı ne? Ne çıkarlar mı? Mehmet, kız kardeşin Yeşim yetiştirme yurdundan annenin yanına geldikten sonra başına gelmeyen şey kalmamış. İnanın öyle. En sonunda ben resmi çektim, aldım yanıma. Hiç aileden Yeşim haricinde başka biriniz, bir de Yasin varmış. Annenizin yanında kaldınız mı hiç? Ben kesinlikle annemle hiçbir şekilde, babam vefat ettikten sonra 2014 yılından hiçbir şekilde annemle beraber kalmadım. Ama şöyle, iyi niyet çerçevesinde Allah rızası için şöyle dediler. Yani benim kardeşim de abdest namazlı insan. Kardeşim hep şunu demiştir bana. Ya hani... Sonuçta ölümlü dünyadayız. Biz sadece bayramda seyranda merhaba diyet bu. Oradan da geçer köye gideriz vesaire, gezeriz akrabaları. Alırız gerekirse yanında. Annen mesela... Yaklaşmışlığımız bundan ibaret, başka hiçbir şey yok. Peki annen biraz önce kız kardeşin Yeşim'in fotoğrafına sarılıp ağladı. Ah kuzum diye, çok özledim diye. Ben de dedim ki bunu burada yapan, kızını görmeyen anne bunu yapıyorsa çocuklarını nasıl yetiştirme yurdunda bıraktın diye bir soru sordum ona. Onu geçtik. Bu nikaha şöyle. Bakın ben 8. ayın 26'sında düğün yaptım. Evet. Götürdü kardeşimi. Resmi nikahını kıymış. Ben ablamı aradım. Vasi ataması bulunuyor bunun. Nasıl vasi ataması izin vermiş de bunun resmi nikahını kıymış diye. Ablamın da haberi yeni oldu. Ablam hemen gidiyor Cumhuriyet Başsavcılığına. Başvuruda bulunuyor, emniyet çerçevesinde aldırıyor kızı, kadın Mehmet Bey, bir dakika yanlış anladıysam lütfen düzeltin. Aslında Yeşim, Mert vesayet altına alınmış vasisi olan birisiydi.
resmi nikah yapılırken de vasinin izni olmadan mı bu nikah yapıldı? Kesinlikle. Kesinlikle. Mahkeme kararına başvuru, mahkeme kararının sonuçlanması... Şu anda mahkeme ne aşamada? Damat bey bağlandı, evlilik iptal edilmedi diyor. O şöyle, ben şimdi vasisi için başvuruda bulundum. Birinci ayın 17'sine mahkememiz var. Mahkeme bana verdiğinde ben nikah bozmak için mutlak mutlakla aile mahkemesine başvuruda bulunacaktım. Rapor olduğu için kanunen kendisi bulunamıyor. Evet. Ondan dolayı vasi olarak vasisi var mı iptal ettirmişler. Nikahı kıyıyorlar, aradan bilemiyorum yalan olmasın. 10-15 gün içinde hemen iptal ettiriyorlar vasisini ama raporu var. Tekrar Avşin vasisi için dava açıyor, Maraş'a gönderiyor. Tekrar bir daha vasi atamak için. Ben de zaten vasi atamasının talebinde bulundum. Vasi olarak yanıma almak için. Peki damat bey niye vasi olmak istiyor sizin gibi aynı şekilde bırakmıyor kız kardeşinizin peşini? Aslında şimdi, rahatsız olduğunu anladılar. Sen abi olarak vasisi olmak istiyorsun. Damat şimdi, niye? Bin bir türlü soru soruyor. Kendi kendine orada cımalıyor da neyin çabasını vermeye çalışıyor da anlamıyorum. İşin enteresan tarafı şu. Hadi ben abisi. O evet. Benim namusum. Evet. Hadi o da kendi çapında sonuçta evlenmiş, annemin yaptığı planlar, oyunlarla nasıl yaptılarsa o evet. Da öyle kendince kurur yapmış. Ben abisi olarak vasi olarak başvuruda bulundum, o da size son kez şunu sormak istiyorum. Bu plan, bu program içerisinde bakın iddialar çok önemli. Para dönüyor mu? Kesinlikle hiçbir bilgim yok. Yalan olmaz. Hiç ben sizin öngörünüzü çok merak ediyorum. Eğer bir kız rahatsızsa ve ısrarla da bakın... Anne tarafından birden fazla evlendirilmeye kalkıyorsa ve ceza dosyasının içerisinde de tanık beyanları var. Daha önce de annenin birkaç kişiyi dolandırdığı yönünde ben burada suç duyurusunda bulunmak istiyorum. Bu bir insan ticareti suçudur. İnanın bana onu yani yargıla... Ben... Ve damatla bakın sizi karşınıza almış, kız kardeşinizi karşınıza almış, damatla birlikte hareket ediyorlar. Ne hikmetse buraya geldikten sonra planları bozuldu. Oğlum ben paranın ispatını verdin mi? Bakın şimdi ben o gün nikahı duyduğumda, nikahın resmini aldığımda 10-15 dakika sürmedi. Mehmet Mert de dinliyordur beni. Evet. Ben Mehmet Mert'i aradım. Evet. Dedim ki bak güzel kardeşim dedim. Sen iyi niyet çerçevesinde ne yaptığını bilemiyorum. Seni de tanımıyorum ama dedim ben kardeşimin nikahının olmasını... İstemiyorum dedim. Benim kardeşim affedersin kendi özel ihtiyaçlarını halledemeyecek seviyede. Ki sana nasıl baksın diye. Görüştüm kendisiyle. Git dedim nikahı iptal ettir. Bu kız özürlüymüş, raporu varmış vesaire vesaire diye bir şeyler bul. Tekrar başvuruda bulun dedim. Annemle bir oldular. Beni emniyete düşürdüler. Savcılığa suç duyurusunda bulundular. Selver Hanım ne amacınız bana? Ne? Selver Hanım ben amacınız ne? Ben bir ihbardan bahsedebilir miyim? Amacım bir şeyim yok ki. Sen de kızım sana ver demek. Veremiyor diyor oğlunuz. Siz niye evlendirmek istiyorsunuz? Ama evlendiren geldi. İzin veren geldi. Evlendirmeye bana çalışmıyor. Her seferinde bir para. Siz Selver Türkmen'den evet. 5000 TL aldınız mı? Kimden? Selver Bey kim? Selver benim Selver Türkmen. Kimse, ha pardon çok özür dilerim. Sezer Söğüt'ün babasından 5000 TL aldınız mı? Yok, öyle bir şey, hiçbir şey yok. Kızınızı para karşılığına sattınız mı? Sezer Söğüt işte suç yiyen 18 sene gün yedi içeride yatıyor. Sonra hakkında şikayetçi oldunuz mu? Evet şikayetçi oldum. Ben 1,5 sene ben mahkeme gördüm cezaya. Aha desin, oğlum bir gün mahkemeye geldin mi? Hadi geldim anne, ben gördüm bu mahkemeydi. Ben 18 sene günü bak, ben yedirdim. Bak bütün ihbarların hepsini okuyoruz Selver Hanım. Ben asla bir şey yapmadım vallahi.